Darwin kimdir? Bazen bir konuyu yıllarca inceledikten sonra delice ona inanan insanları düşünüyorum da kendimin de bu manyaklardan birisi olmamdan korkuyorum. Bu sözler Türlerin Kaynağı kitabını yazan Charles Darwin'e aittir. Darwin'in Türlerin Kaynağı kitabı o kadar büyük tartışmalar yaratmıştır ki dünyada onun kadar tartışma yaratan başka çok az kitap vardır. İnsanın yaratılışını doğal seçilim teorisiyle anlatmaya çalıştı. Darwin'in bu kitabı hem din hem de bilim insanları arasında büyük tartışmalar yaratmıştır. Bir kısım bilim insanı tarafından kabul edilen teorinin bugün oldukça değişikliğe uğradığı belirtilmektedir. Charles Darwin 6 çocuklu bir ailenin 5. çocuğu olarak 12 Şubat 1809 yılında İngiltere'nin Shrewsbury şehrinde doğdu. 8 yaşına geldiğinde annesi vefat etti. Darwin'e babası ve ablaları baktılar. 9 yaşına geldiğinde Darwin Shrewsbury'de yatılı bir okula başladı. Okuldaki klasik eğitim onun ilgisini çekmiyordu. O daha çok doğaya meraklıydı. Bitkileri inceliyor, adlarını öğreniyor, koleksiyonlar yapıyordu. İncelediği ve topladığı doğal maddeler arasında kabuklu deniz hayvanları, mühürler, paralar, çeşitli kaya ve madenler de vardı. Charles'ın babası ve dedesi doktordu ve onun da doktor olmasını istiyorlardı. Bu nedenle onu tıp okumak üzere Edinburgh Üniversitesi'ne gönderdiler. Charles anatomiden nefret ediyordu. O zamanlar hastayı ameliyat sırasında uyuşturan anestezi ilaçları henüz icat edilmemişti. İnsanların acı çekerek bağırta bağırta ameliyat edilmesine dayanamıyordu. Bu nedenle tıbbı bırakıp ilahiyat okumaya karar verdi. Fakat o sırada zoolog arkadaşı Dr. Grant onu tabiat ilmiyle ilgilenmesi konusunda teşvik etti. Darwin, Dr. Grant'in teşvikiyle deniz kıyılarında yaşayan hayvanları incelemeye başladı. İngiltere'de yaşayan bazı böceklerin koleksiyonunu yaptı. 18 yaşına geldiğinde Cambridge Üniversitesi'ne yazıldı. Fakat bir yıl boyunca okula gitmedi. Ancak evinde birçok kitap okudu. Bir yıl sonra okula başladı. Derslerine sadece sınıfı geçecek kadar çalışıyordu. Kalan zamanını ava gitmeye, ata binmeye, böcek koleksiyonları yapmaya harcıyordu. Okuldaki hiçbir ders onu memnun etmiyordu. Böcekleri topluyordu. Ancak onları sadece başka kitaplardan öğrendiği bilgilere göre ve dış görünüşlerine göre karşılaştırıyordu. Darwin, böcek toplarken yaşadığı bir deneyimi şöyle anlatıyor. Bir gün bir ağacın kurumuş kabuğunu kaldırdım. Orada hiç rastlamadığım iki tane böcek gördüm. Birini bir elimle, diğerini diğer elimle yakaladım. Ancak o sırada başka cinsten seyrek rastlanılan bir böcek daha gördüm. Bu böceği kaybedemezdim. Bunun üzerine sağ elimdeki böceği ağzıma atmak zorunda kaldım. Fakat aksiliğe bakın ki o böcek dilimi soktu. Dilim fena halde acımaya ve kanamaya başladı. Böceği tükürmekten başka çarem kalmamıştı. Böcek kaybolduğu gibi ağacın üzerindeki diğer böcek de uçup gitti. Darwin Cambridge'deyken botanik profesörü Henslow'la sıkı bir dostluk kurdu. Zamanla herkes onu Henslow'la gezen adam olarak tanımaya başladı. Henslow onu jeoloji derslerine girmeye teşvik etti. Hatta Beagle gemisinde çalışan tabiat bilginlerinin inceleme seyahatine katılmasını sağladı. Bu bilginler Amerika kıyılarını inceliyorlardı. Charles'ın babası bu seyahate katılmasını istemiyordu. Ancak Henslow onun gitmesi konusunda ısrar etti. Charles Londra'ya gemi kaptanı Fitzroy'u görmeye gitti. Bu kaptan daha sonraki yıllarda Darwinizme şiddetle karşı çıkmış, hatta sevmediği bu teorinin meydana gelmesinde kendisinin de rolünün olduğunu tekrarlayıp durmuştur. Kaptan Fitzroy, fizyonomi meraklısıydı ve insanın yüz hatlarından karakterini okumaya çalışırdı. Daha sonra Henslow'a Darwin için onun gibi burnu olan bir insanın seyahat için gereken irade ve enerjiyi gösteremeyeceğini söyledi. Gerçekten de Darwin'in yüzünde en çok dikkat çeken kısım bu idi. Charles Darwin 27 Aralık 1831'de 22 yaşındayken Beagle araştırma seyahatine ücretsiz olarak katıldı. Güney'e doğru gittiler. Bu seyahat 5 yıl sürdü. Güney Amerika kıyılarında yaptıkları incelemelerden sonra Galapagos adalarına, Tahiti'ye, Yeni Zelanda'ya, Tazmanya'ya, Maldiv adalarına, Mauritius'a, San Helena'ya, Cape Verde adalarına ve Azorlara gittiler. Darwin bu seyahatten zengin bir koleksiyon, jeoloji ve hayvanlar hakkında pratik bilgilerle döndü. Darwin bütün canlı varlıkların birbirine zincirleme olarak bağlı olduklarını düşünmeye başlamıştı. Bunu yavaş yavaş yaratılış fikrine dönüştürdü. Daha sonra Darwin bu seyahatin ona bütün hayatı boyunca meşgul olacağı mesleği ortaya çıkardığını, gözlem yapma kabiliyetini geliştirdiğini söyledi. Daha sonra bu seyahatteki incelemelerini yayınladı. 29 yaşında da Jeoloji Cemiyeti'ne sekreter oldu.
Bu işte 3 yıl çalıştı. 30 yaşında dayısının kızı Emma Wigwood ile evlendi. Londra'ya yerleşti. Aradan 3 yıl geçtikten sonra sağlık durumu iyi olmadığı için şehirden uzak kır hayatı yaşayacakları sessiz sakin bir yer olan Dan kasabasına yerleştiler. Burada olduğu süre içinde Güney Amerika'nın kabuklu deniz hayvanları konusunun üzerinde çalıştı. 1834'te yazdığı bir yazıda pek muhtemeldir ki bu memlekette bazı hayvanların olmaması onların yaratılmamış olmasından değil bu memleketin sonradan denizden yükselmiş olmasındandır diye yazdı. 1842 yılında doğal seçilim teorisinin ana hatlarını 35 sayfalık bir broşürde yayınladı. 2 yıl sonra 230 sayfalık bir kitap daha yayınladı. O zamanlar deneyler yapmaya başladı. Kuşların iskeletlerini birleştirdi. Güvercinlerin üremelerini, tohumların değişimlerini inceledi. Bunları yaparken dostlarından fikir alışverişinde bulunuyordu. Darwin'in hayatı boyunca sağlığı pek yerinde değildi. Deney yapmayı sevse de yazı yazmayı hiç sevmiyordu. Türlerin Kaynağı adındaki kitabı 24 Aralık 1859'da yayınlandı. 1250 kopya basılan kitap ilk günden itibaren İngiltere'de neredeyse şiddetli bir fırtına kopardı. Bütün hayvan türlerinin ayrı ayrı yaratıldığını savunan bütün dindar sofular Darwin'e hücum ettiler. Darwin'e inananlar arasında jeoloji, botanik, fizyoloji, zooloji alanında çalışan alimler vardı. Bir keresinde arkadaşı Hooker'a yazdığı bir mektupta bu kadar çok kişinin kendi teorisine inandığına şaşırdığını belirtiyor. Kitabın yayınlanmasından sonra en dramatik olay 1860 yılının sonunda Oxford'da yapılan meşhur Britanya toplantısında oldu. Halk arasında pek de güvenilemeyen Bishop'a karşılık toplantıda Charles'ı onun iki arkadaşı Hooker ve Huxley temsil etti. Tartışmanın yapılacağı salon insanlarla dolmuştu. Konuşmaya ilk Bishop başladı. Yarım saatlik konuşması boyunca teoriye kızgınlığını ifade etti. Bishop teoriyi incelememişti. Sadece kulaktan dolma bilgilere sahip olduğu belli oluyordu. Huxley'e döndü. Annesi tarafından mı yoksa babası tarafından mı maymunlardan geldiğini sordu. Seyirciler arasında bulunan kilise mensupları ve halktan insanlar çılgınca alkışladılar. Charles'ın bu görüşünün eski ahdin hükümlerine tamamen aykırı olduğunu söyledi. Huxley ayağa kalktı. Ben buraya bilimi savunmaya geldim. İyi şöhrete sahip olmayan atalarını kastederek atalarım maymundan gelse ne olur dedi. Ben böyle bir kaynaktan gelmekten dolayı utanmıyorum. Fakat ilim ve kültür hazinelerini mahveden cehaletin ve yalan söyleyen atalardan gelseydim eğer daha fazla utanırdım dedi. Bu kez üniversiteler ayağa kalktı, alkışlamaya başladılar. Daha sonra kürsüye Amiral Fitzroy geldi. Darwin'i vaktiyle himaye ettiği için bu korkunç dinsizlikten biraz da kendisinin sorumlu olduğunu ve teessüf ettiğini söyledi. Elindeki kutsal kitabı göstererek bu kitabın otoritesinin hiçbir şeyle sarsılamayacağını söyledi. Konuşma sırası Hooker'a gelmişti. O da bir konuşma yaptı. Konuşmasında Bishop'un botanik konusundaki bilgisizliğinden ve Darwin'in kitabını okumamış olduğundan bahsetti. Hooker, Huxley'in yeterince etkili olamadığını düşünmüştü. Kendi konuşmasının çok etkili olduğunu düşünüyordu. Daha sonra olanları Charles'a şöyle anlattı. O budala Bishop'u yere serdim. Öncelikle senin kitabını okumamış olduğunu ispatladım. Sonra da botanik konusunda cahil olduğunu gösterdim. 4 saatlik meydan muharebesi sonunda sen kazandın dedi. Bu tartışmadan sonra Londra'da kıyametler koptu. Darwin bu arada çalışmalarına sessiz sedasız devam etti. 1868'de Evcilleştirilmiş Bitki ve Hayvanlar adındaki kitabını yazdı. 1871'de ise İnsanın Atalarını yayınladı. Bu kitapta insanın kökenini yeryüzündeki efendiliğinden indirerek tüylü, dört elli, dört ayaklı hayvana bağlıyordu. İnsanın atalarının orangutan, şempanze, gorilden geldiğini belirtiyor, onlarla akrabalık ilişkisi olduğunu savunuyordu. Bu teori dünya çapında kabul görmedi. Darwin'in sadece kabuklu deniz hayvanlarını, kuşları, böcekleri inceleyerek insanın yaratılışı hakkında böyle bir kanıya nasıl vardığı tartışmaya açık bir konu. Hele ki insanı, insan bedenini, insan düşünme şeklini, insan ruhunu, dünya üzerindeki onlarca arkeolojik kalıntıyı incelemeden böyle bir teori ortaya atması, üstelik diğer bilim insanlarının da zihinlerinde herhangi bir kuşku uyanmadan bu teoriyi onaylaması gerçekten düşünmeye değer. Zaten bu kuşkular yüzünden adı teori olarak kalmış, kesin bir gerçek olarak adlandırılamamıştır. Darwin, 19 Nisan 1882'de vefat edinceye dek botanik üzerindeki çalışmalarına devam etti.